Sevgili dostlarım merhaba. Yine yeni bir videoda sizlerle birlikteyiz. Güzel Türkiye'min güzel insanlarına bir kez daha buradan sesleniyor olmak, hala hayatta olmak, hala ayakta olmak, hala her şeye rağmen direniyor olmak güzel bir duygu. Direneceğiz, ayakta durmaya devam edeceğiz, her şeye rağmen mutlu olmaya devam edeceğiz. Bunu bir not olarak kenara koyalım. Bir önceki videomuzda hepimiz açız demiştim. Neden bunu söylemiştik? Çalışmasına rağmen Merkez Bankası verilerine göre 9 milyon 223 bin kişinin asgari ücretin altında gelir elde ettiğini ve bu seviyenin de hem açlık sınırının hem de yoksulluk sınırının epey altında olduğunu sizlere ifade etmiştim. Eksik olmayın, videomuza teveccühünüz epey yoğundu. Yorumlarınız geldi, paylaşımlarınızı gördüm. Her anlamda öncelikle hepinize teşekkür ediyorum sevgili dostlar. Gelelim bugünkü videomuzun konusuna. Bugün böyle içimi gerçek anlamda burkan, somut bir gelişme olduğu için bu gelişmeyi sizlerle paylaşmak istedim. Ve aslında giriş cümlelerimizle ve bir önceki videomuzda o kadar net bir şekilde örtüşüyordu ki o görüntüler. Onun için bu konuyu işleyip sizlerle paylaşmak istedim. Hani biz söylüyoruz ya, rakamlar veriyoruz ya size, açız, yoksuluz, işsiziz, enflasyon var, satın alma gücümüz düştü, Türkiye büyük bir sıkıntıda diyoruz ya, hepsi sadece sözden ve rakamdan ibaretmiş gibi görünebiliyor zaman zaman. Hatta biz bile sadece rakamları konuşuyor gibi hissedebiliyoruz. Ama iş gerçeğe döküldüğü zaman, yani meydanlarda, sokaklarda, ailelerin evlerinde bu tabloyla karşı karşıya kaldığımız zaman tuzun cız ettiği yer geliyor. Eskilerin tabiriyle zurnanın son deliğini işte o zaman görüyoruz sevgili dostlar. Bakınız, geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan Adana'da bir miting gerçekleştirdi. Bu mitingde Türkiye'nin ne kadar büyüdüğünden ve kendi iktidarlarının devam etmesinin gerekliliğinden, eğer ki kendi iktidarları devam etmezse Türkiye'nin çok ciddi bir beka sorunuyla karşı karşıya kalabileceğinden bahsetti. Aynı şekilde Sayın Bahçeli de aynı konulara değindi. Aynı konuların özellikle altını çizdi. Ve geleneksel olarak her seferinde yaptıkları gibi, bu mitingleri için bahsediyorum, bu seçim döneminde yeni bir gelenek başlattılar biliyorsunuz. Her miting sonunda Cumhurbaşkanı çay dağıtıyor topluluğa. 200 gramlık poşetler halinde çaylar topluluğa dağıtılıyor. Bir kısmını Cumhurbaşkanı kendisi atıyor insanlara. Bir kısmını işte etrafındaki diğer zevat atıyor insanlara. Öyle vermek, ikram etmek, elden sunmak falan değil. Bildiğiniz o sahnenin üzerinden, platformun üzerinden çaylar vatandaşa fırlatılıyor. O vatandaşlar da sanki mitingi izlemeye değil, siyasi bir partinin taraftarı olarak değil de o çayları almaya gelmişler görüntüsüyle birbirlerinin üzerinden zıplayarak, birbirlerini iterek, birbirlerine vurarak o çay paketlerini kapışmaya çalışıyorlar sevgili dostlarım. İçimi sızlatan, aslında sadece benim içimi değil, Sayın Cumhurbaşkanı'nın dahi içini sızlatan olay Adana'da gerçekleşti nihayet. O da şuydu sevgili dostlarım. Belki bir kısmınız zaten haberi takip etmişsinizdir, izlemişsinizdir ama bu Türkiye'deki yoksulluk, açlık, bu muhtaç noktasını çok net anlatan bir örnek olduğu için ben bir kez daha sizlerle paylaşmak istedim. Sayın Cumhurbaşkanı'nın attığı o çayları kapmaya çalışan iki taraftardan, yani AK Parti ve Milliyetçi Hareket taraftarından iki grup birbirine giriyor. Kavga etmeye başlıyorlar. O çay senindi, benimdi, benim olacak, bırak onu falan diye bayağı birbirlerine yumruk dövüş girmeye çalışıyorlar. Ve o arada durumu Sayın Cumhurbaşkanı fark ediyor ve elleri titreyerek, bakın mikrofonu tutarken elleri titreyerek, artık sinirden mi, yaştan dolayı mı, yoksa o anda yaşadığı gerginlikten dolayı mı bilemiyorum. Elleri titreyerek diyor ki, yapmayın kardeşlerim diyor, beni üzüyorsunuz diyor. Yapmayın diyor, siz diyor karşı karşıya gelmesi gereken değil, yan yana yürümesi gereken, birbirinize destek olması gereken insanlarsınız. Burada 200 gramlık çay için birbirinize giriyorsunuz. Bakın 200 gramlık çay için birbirinize giriyorsunuz diyor Sayın Cumhurbaşkanı. Ve diyor ki yine çocuğa söyler gibi, yapmayın kavga etmeyin, ben ikinize de birer şeker veririm dersiniz yani siz de evde. Aynen o üslupla, yapmayın öne gelin ben size çay vereyim diyor. Bakın Türkiye'nin geldiği
nokta budur. Acı tablo budur sevgili dostlarım. Çok acı bir tablodan bahsediyoruz. Ama bugünlere geleceğimizi biz bundan 10 yıl önce söylemiştik. İnsanlara oy uğruna makarna dağıtılırken, insanlara oy uğruna kömür dağıtılırken, insanlara oy uğruna para dağıtılırken demiştik ki yapmayın. İnsanları yoksulluk psikolojisine alıştırmayın. İnsanları muhtaç psikolojisine alıştırmayın. Çünkü eğer alıştırırsanız hep isteyecekler ve çalışmak yerine, ayakta durmak yerine, dik durmak yerine hep size muhtaç olacaklar. Bugünkü tablo, daha doğrusu bu mitingdeki tablo aynen bu söylediklerimizi yansıtıyordu sevgili dostlarım. 16 milyon insan devletin verdiği 200 liralarla, 300 liralarla, 400 liralarla ayı kurtarmaya çalışıyor. Bu insanların pek çoğu sevgili dostlarım pazar tezgahlarının altındaki çürük çarık meyveyi, sebzeyi toplayarak haftalık iaşesini karşılıyor. Evine, çoluğuna, çocuklarına, eşine bu topladığı çürük çarık meyveyi, sebzeyi yediriyor. Salçasız yemek yapıyor. Yağsız yemek yapıyor. Çorbayla gün geçiriyor. Yapmayın Sayın Cumhurbaşkanım. Yapmayın Sayın Hükümetimiz. Bunu söyledik. 10 yıl söyledik. Dedik ki Türkiye'nin en büyük problemi gelir dağılımıdır. Eğer ki siz Türkiye'deki gelir dağılımını bozarsanız, insanları yoksullaştırırsanız ki çok bilinçli bir yoksullaştırma taktiğiydi bu. Sadece insanlar yoksullaşsın, bize muhtaç olsunlar ki hep bize oy versinler. Biat kültürüne alışsınlar. Rahatlıkla biz onların inançlarını sömürebilelim. Rahatlıkla inançları üzerinden kendimize oy tahvil edebilelim. Ekonomi ikinci planlarında olsun. İş ikinci planlarında olsun. Mantık bu olduğu için hep bugün bu noktaya geldik sevgili dostlarım. Benim değil, Sayın Cumhurbaşkanı'nın ifadesiyle söylüyorum. 200 gramlık çay için yapmayın kardeşlerim. Beni üzmeyin kardeşlerim. Birbirinize düşmeyin kardeşlerim dedi Sayın Cumhurbaşkanı. Mikrofonu tutarken elleri titriyordu. İlk defa ben kendisini o şekilde gördüm. Üzgün olduğu çok net belliydi. Durumdan rahatsız olduğu çok net belliydi. Ama şunu da ısrarla söylemek istiyorum. Her ne kadar üzülürseniz üzülün, bu ülkeyi yönetenler sizler bu insanları bu hale getirdiniz. Sizler bu insanların fakirlik edebiyatıyla ayakta kalmasını ve size muhtaç olmasını sağladınız. Ve ne yazık ki şu anda bu insanlar bugün aralarında 200 gramlık çay için, yarın bir ekmek için bile kavga edecekler. Çok tehlikeli günlere gidiyoruz. Yapmayın, etmeyin, yapmayın, etmeyin. Sevgili dostlarım, bu videomuzun da sonuna geldik. Yeni videolarımızda tekrar birlikte olacağız. Tekrar görüşene kadar hoşça kalın, mutlu kalın. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Tabii ki sevdiklerinizle paylaşın videolarımızı ve yorumlarınızı da bekliyorum. Görüşene kadar hoşça kalın.